Fidye ve benzeri ibadetlerimizde asıl olan fakire bunu temlik etmektir. Temlik etmekten maksat ne? Temlik etmekten maksat onun mülkiyeti haline getirmek, fakirin bu mala sahip olmasını temin etmektir. Sahip olmakla müsaade almak birbirinden farklıdır. Sofranıza oturabilir miyim? Sorusu, sofranızda yemek yemeye bana müsaade var mı anlamına gelir. Sofranıza sahip olabilir miyimin cevabı ise, sofradakileri toplayıp, ben götürüp, çoluğuma çocuğuma veya başka bir şekilde değerlendirmeye tabi tutabilir miyim anlamına gelir. Binaenaleyh fidyenin fakirin eline verilmesi gerekir. Eline fidyeyi alan fakir kendi yiyebileceği gibi başka şekilde de bunu değerlendirebilir. Şu kadar var ki başka bir konuda mesela yeminini bozmuş bir adam. Kızmış, Şeytan galeyana getirmiş. Vallahi seninle konuşmayacağım demiş. Sonra dönmüş demiş ki ya bir Müslümanla nasıl konuşmam? Hele de nasıl yemin ederim bir Müslümanla konuşmayacağıma? Pişman olmuş. Hemen yemininden dönmesi lazım. O kardeşiyle konuşmuş. Ama bir kere yemin yaptığı için de kefaret ödemesi lazım. Onun için bir Müslüman ağzını yemine alıştırmaz. Ama oldu ya yanlışlıkla bir yemin yaptı. Eğer yaptığı yeminin konusu e, günahsa o yeminini hemen bozması lazım. Bozunca da kefaretini ödemesi lazım. Nedir kefareti? Birinci sırada bir köle azat edecek. Elhamdülillah kölelik kalktı. Bugün kölelik yok. Yani modern şekilde üstü kapalı kölelik var ama eskiden bildiğimiz şekliyle kölelik yok. Dolayısıyla kölelik olmadığı için de köle azat edebilecek bir durum söz konusu değil. İkinci basamağa geldiğinde on fakiri yedirecek veya on fakiri giydirecek diyor. İşte bu on fakiri yedirecek meselesinde bir sofra kurup on fakiri yedirse yeminini yerine getirmiş olur. Fakat tutamadığı gün için Ramazan-ı Şerif'te tutamadığı oruçları için fidye verdiğinde o fidyeyi fakirin eline vermesi gerekir. İster para olarak verir, ister erzak kolisi olarak verir ama onun eline, onun mülkiyetine teslim etmesi gerekir. Bu yönüyle efendim gel bizim evde zaten yemek çıkıyor sabah akşam sen de burada ye. Ben de böylelikle fidye mi ödeymiş olayım diyemez. Bu aynı konu zekat için de çok sıkça soruluyor değerli hocam. Tabi zekatta da aynı şekilde fakirin eline verilmesi yani gerekir. erzak olarak verildiği takdirde bu zekat yerine geçer. Fakat yedirilirse hani sofrada yemek yedirme zekat geçmez. yerine geçmez. Geçmez. Ama yemeği adamın evine gönderirsin. O ayrı bir mesele. Niye? Evine gönderdiğinde onun mülkiyetine geçiyor demektir. Tabii. Şöyle düşünün. Açık büfeye giriyorsunuz. Şimdi açık büfede efendim 10 kişilik de yiyebilirsin Basri Hocam. 1 kişilik de yiyebilirsin. Ya arkadaşım ben 10 kişilik yemeyeyim yanıma bir arkadaş daha getireyim. Normal 2 kişilik yiyelim desen kabul ederler mi? etmezler. Niye? Oraya bir kişi girdin mi onun bir fiyatı var onu ödeyeceksin. Oradan bir şey çıkartamazsın. Fakat adamın evine gönderdin mi üç kişi de yer onu on kişi de yer. İsterse kendisi yemez bir komşusuna götürür ikram eder. Yani yemek yemektir para gibidir. Nasıl parasını ödüyorsun yemek sipariş ediyorsun o sipariş ettiğin yemek senin mülkün oluyor bir yerden sana evine götürmek üzere verildiğinde o da senin mülkün haline gelir. Fakat burada tabii e, açık iftarlar yapılıyor efendim, toplu iftarlar yapılıyor. Burada oturup yeme imkanı var adamın. Dolayısıyla bunlar e, bu tür zekata vesaireye e, sayılamayacak olan şeyler ma mafi iftar yaptırmak, fakiri doyurmak müstakil bir ibadet olarak sevabı çok büyük olan bir ibadettir.